Merhaba arkadaşlar. Bugün sizler için malzemesi çok az fakat lezzeti çok güzel bir kurabiye hazırladım. Bu kadar az malzeme ile çok güzel bir kurabiye yapabilirsiniz. Çaylarınızın, kahvelerinizin yanında güzelce tüketebilirsiniz. Tarifin detaylarına geçiyorum. İyi seyirler dilerim. Merhaba arkadaşlar. Kanalıma, mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle yapması kolay, yemesi keyifli, güzel, pratik bir tarif yapacağız. İster kahve, isterseniz çayın yanında yiyebileceğiniz pratik bir çikolatalı kurabiye yapacağız. Malzemelerimi hazırladım. Sizi daha fazla bekletmeden hemen hamurumun yoğrulmasına başlıyorum. İyi seyirler. Tamam, dökelim. Bir tane yumurtamız var. Bunu döküyoruz. Önce sıvı malzemelerimizi karıştıracağız. Sonrasında da iyice karıştıktan sonra da katı malzemelerimizi ekleyeceğiz. Bir su bardağı sıvı yağımız var. Bunu da ekliyoruz. Ve Bir tane de sütümüz. bir tane de bir çay bardağı da süt var. Bunları ekleyip önce güzelce karıştırıyoruz. Hadi bakalım. Arkadaşlar karıştırdık. Evet, bunları güzelce karıştıralım. Evet, sıvı malzemelerimi karıştırdım. Şimdi şekerimi ilave ediyorum. Bunları da güzelce biraz karıştırarak diğer malzemeleri yavaş yavaş ilave edeceğiz. Evet, malzemelerimi karıştırdım. Şimdi kakaomu ilave ediyorum. Kakao da bazen ufak tefek topakları olabiliyor. Bu sebeple eleyerek ilave ederseniz çok daha sağlıklı olur. Dolu dolu 3 yemek kaşığı kakaomu eleyerek kullandım. Şimdi vanilyamızı döküyoruz. Tamam. Birazcık da ben. Evet. Burada bir pakette kabartma tozu var. Kabartma tozumuzu unumuzun bir kısmını dökelim. Kalanını yavaş yavaş hamurumuza yedire yedire karıştırarak kullanacağız. Unumuzu güzelce. Evet. Unumuzu güzelce hamurumuza yedirdik. Şimdiden sonra biraz unun eklenmesini kontrollü bir şekilde yapmamız gerekiyor. Yavaş yavaş unu ekliyorum. En son olarak da yarım su bardağı kadar damla çikolata ekleyeceğim hamuruma. Sonrasında da şekil vereceğiz. Hamurumu yeterince katılaşıncaya kadar karıştırdım. Şimdi yarım su bardağı damla çikolatamı ekliyorum. Hamur biraz katılaşıncaya kadar un ekleyeceğim ve şekil vereceğim. Hamurumuzu yoğurduk. Şöyle güzel yumuşak kıvamlı, eli yapışmayan bir hamur elde ettik. Şimdi bunu bir 10 dakika kadar dinlendireceğim ve sonrasında yuvarlayacağız. Hamurumu yaklaşık 10 dakika kadar beklettim. Şöyle yumuşak, ele yapışmayan güzel bir hamur oldu. Şimdi ceviz büyüklüğünde parçalar alıyorum. Böyle yuvarladıktan sonra her tarafı Hindistan cevizine bulanıncaya kadar şöyle Hindistan cevizinin üzerinde gezdiriyorum. Bütün kurabiye hamurum için aynı işlemi yapacağım. Sonra da pişireceğiz. Şöyle yine tekrar bir göstereyim. Bütün hamuru yine aynı şekilde Hindistan cevizine buluyoruz. Ve sonra pişireceğiz. Çay yanlarında, kahve yanlarında gerçekten çok lezzetli bir kurabiye. Denemediyseniz mutlaka deneyin. Katı yağ kullanılmaması da ayrıca çok daha sağlıklı. 5 çaylarınıza ya da kahvenize eşlik edecek güzel çikolatalı kakaolu kurabiyelerimizin hazırlanışı bitti. Şimdi 180 derece fırına vereceğim. 20 dakika kadar piştikten sonra pişmiş halini de size göstereceğim. Kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı, zil bildirimlerini açmayı ve paylaşımlarımı yorum yapmayı unutmayın.
Kurabiyelerim tam 20 dakikada pişti. Lezzetinden çatlayan kıvamda. Gerçekten nefis kurabiyeler oldular. Kesinlikle bu tarifi deneyin, denettirin ve bana geri dönüşlerde bulunmayı unutmayın. Bir sonraki tarifte görüşmek üzere. Hoşça kalın.